Merhaba sevgili İşibilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz pedodonti uzmanı Doktor Gökşen İkikarakayalı. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız Gökşen Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 1983 İzmir doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi İzmir'de tamamladıktan sonra 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanarak İstanbul'a yerleştim. Hı hı. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra aynı üniversitenin pedodonti anabilim dalında doktora eğitimime başladım. Doktora eğitimimi tamamladıktan sonra iş hayatıma İstanbul'da devam ettim 2018 yılına kadar. 2018 yılında bir Fransa'ya yerleşme hikayemiz oldu. Bir süre Fransa'da yaşadıktan sonra İzmir'e dönüş yaptık. Şu anda İzmir'de meslek hayatımı kendi özel muayenehanemde sürdürmekteyim. İki çocuk annesiyim. Harika. Pekala, o halde biraz da işiniz hakkında detaylı bilgi alalım. Pedodonti nedir, pedodontist kimdir gibi. Pedodonti Latince kökenli bir sözcüktür. Hı hı. Ve çocuk dişleri anlamına gelir. Diş hekimliği ana branşlarından bir tanesidir ve çocuk dişleriyle ilgilenen bir branştır, diş hekimliği branşıdır. 0-12 yaş grubu çocukların süt dişlenme, daimi dişlenme döneminde ağız diş sağlığının sürdürülmesi, tedavi gereksinimlerinin tedavi ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili çalışmalar yapan, bunun sürdürülmesiyle ilgili çalışmalar yapan bilim dalıdır pedodonti. Pedodontist de 3 yıllık uzmanlık eğitimini tamamlamış veyahut fakültelerde 5 yıllık en az 4 yıllık doktora eğitimini tamamlamış diş hekimidir. Pekala, neden bu branşı seçtiniz? Neden çocuklar? Bir hekim olarak toplum sağlığına hizmet vermek en büyük amacım, en önemli gayem. Ve o zaman seçerken bu branşı şöyle düşünmüştüm. Sağlıklı toplum sağlıklı bireylerle mümkündür. Bir sağlıklı bireyin oluşması için çocukluk çağındaki edindiği deneyimler, kazandığı bilinç çok önemlidir. Hı hı. Bu nedenle çocukların ağız diş sağlığı ile ilgili yetiştirilmesinde rol oynamak istedim. Harika bir fikir gerçekten. Teşekkür ediyorum ve bu amaçla bu branşı seçtim, hı hı, ve çok da mutluyum. Peki çocukların diş tedavisini diş hekimleri de yapamaz mı? Çocukların, hı hı, diş tedavisi için yani neden pedodontiste gidilmeli? Tabii ki yapabilir. Çünkü bütün diş hekimleri, diş hekimi adayı öğrencilerimiz aslında lisans eğitimlerinde çocuk dişleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler alıyorlar. Hı hı. Ancak bizim şöyle bir farkımız oluyor. Biz doktor eğitimi ya da uzmanlık eğitimimiz süresince çocuğa yaklaşımla ilgili ayrıca bir eğitim alıyoruz. Hı hı. Çünkü çocuk hastalar biraz daha özel ilgi gerektiren, özel dokunuşlar gerektiren hastalardır. Bir de bunların velileri vardır, ebeveynleri vardır. Onlar da aslında kendi canlarından daha çok kıymet verdikleri kişileri bize emanet ederler ve buna nasıl yaklaşacağınızı bilmek önemlidir. Bir travma oluşturmamak, ilk deneyimde travma oluşturmadan bir deneyim yaşatmak, bu işi oyuna çevirerek yapmak, hı hı, bizim işimiz, bizim uzmanlığımız. Süt dişlerinin ve yeni sürmüş daimi dişlerin bir de kalıcı dişlerden farklı anatomik yapıları, özel tedavi gereksinimleri vardır. Biraz daha biz bu eğitim sürecimizde bunlarla ilgili ayrıntılı eğitim alıyoruz, bilgi alıyoruz, araştırmalar yapıyoruz ve birçok şey deneyimliyoruz aslında. Hı hı. Böyle de bir farkımız var. Bu nedenle çocuk dişleriyle mümkünse bir pedodontist ilgilenmeli, hı hı, değilse de bu konuda kendini yetiştirmiş çok yetenekli, çok başarılı diş hekimleri de vardır. Tabii ki onlar da çok başarıyla tedavilerini yapabileceklerdir çocukların. Peki işinizin zorlu yönleri neler? Bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Söylediğim gibi öncelikle ebeveynlerle aslında anlaşmak ve kooperatif, evet, olmak, kesinlikle, çok kıymetli. Çünkü canlarını emanet ediyorlar size. Aslında çocuktan önce onları sakinleştirmek, onları yatıştırmak ya da yapılacak tedaviyle ilgili onları ikna edip
iş birliklerini kazanmak bu işin en zorlu kısmı. Hı hı. Sonrası geliyor zaten. Siz ebeveynle anlaştıktan sonra çocukla iletişim kurmak daha kolay hale geliyor. Bir de her çocuğun kendine özgü bir kanalı vardır. O kanalı bulup oradan ona yaklaşmak ve onun ona hitap etmek, hı hı, bu birazcık bizi zorlayan ama sonrasında da keyif veren bir şeydir. Evet, keyif veren dedik. Ben de tam onu soracaktım aslında. Keyifli yanları neler? Keyifli yanı şu, çok korkarak gelen bir çocuk düşünün, çok endişeli anne baba düşünün. Onların o endişesini gidermek, çocuğun korkusunu yenerek onu mutlu etmek ve sonrasında sevgisini kazanmak inanılmaz bir tatmin. Kesinlikle. Peki sizce başarı nedir ve başardığınız en büyük şey neydi bugüne kadar? Başarı aslında genel anlamda mesleki olarak soruyorsanız kendimi istediğim yerde mesleki anlamda görebilmektir. Hı hı. Bu da insanlara istediğim hizmeti verebiliyor olma noktasına gelmektir. Ve onu başardığım için başarılı hissediyorum kendimi. Çünkü herkese hitap edebilecek bir noktadayım, hı hı, ve hizmet edebiliyorum. Bugüne kadar başardığım... Şöyle anlatayım. Özel gereksinimi olan çocuklarımız vardır. Onlarla iletişim kurmak zorlayıcıdır. Ve onlarla iletişim kurmakla ilgili özel çabalar gösteririz hepimiz, bütün pedodontistler. Bugüne kadar mesela bir örnek vermek isterim. Bende ciddi yer etti çünkü. Otizmi olan bir çocuğumuz vardı. Bir tek dişiyle ilgili problemi vardı ve gittiği bütün diş hekimleri, pedodontistler uyutarak tedavi yönüne gitmişler. Bir diş için uyutulacaktı çocuğumuz ve işte uyutmayla ilgili genel anestezi altında tedaviyle ilgili bize başvurdu, klinimize başvurdu. Özel eğitim alıyordu bu çocuğumuz ve özel eğitim öğretmeniyle birlikte gelmişti. Onunla birlikte uzun süren bir çabayla anestezi almadan çocuğun tedavisini yapabildik koltukta, hı hı, ve onu hiç korkutmadan, endişelendirmeden. Bu benim aklımda yer etti ve belki de yapabildiğim bugüne kadarki en mutluluk verici, en motive edici, başarılı bir tedaviydi. Harika, gerçekten tebrik ediyoruz biz de. Peki motivasyon kaynağınız nedir? Aslında biraz anladık gibi ama. Evet, motivasyon kaynağım aslında pozitif geri dönüşler. Hı hı. Hastaların hayatlarına dokunabilmek, onların hayatında yer edinebilmek, sağlık kazandırabilmek, sağlıklarını idame ettirmeleriyle ilgili bir farkındalık yaratabilmek, hı hı, ve sonrasında bununla ilgili de onların verdiği pozitif geri dönüş. Bir gülücük, bir sarılma, bir öpücük. Kesinlikle. En motive edici ve o masum kalplerden gelmesi inanılmaz motive edici benim, evet, için. Evet, kesinlikle. Pekala, sohbetimizin de sonuna geliyoruz artık ama son olarak bizleri izleyenlere neler söylersiniz? Evet. Öncelikle en eksik şey şu anda Türkiye'de ağız diş sağlığının önleyici tedavilerle aslında ne kadar iyi bir şekilde idame ettirebileceğinin farkındalığının olmaması. Yani birçoğumuz, yüksek bir kesim, tedavi ihtiyacı doğduğunda diş hekimine başvuruyor. Benim buradan vermek istediğim mesaj şu: bir bebek doğduğunda nasıl bir pediatrist kontrolünde büyümesi takip ediliyorsa, bir çocuk diş sürmeye başladığında da aynı şekilde diş hekimi kontrolüne gitmeli. Çünkü ağız diş sağlığının sürdürülebilmesi hijyen alışkanlıklarının edindirilmesiyle mümkündür. Ve bu da ebeveynlerin bilinçlendirilmesiyle olur. Benim naçizane buradan tavsiyem, bir diş hekimi takibine çocuklarını dişleri sürer sürmez almaları ailelerin. Ve şunu unutmayalım, diş hepimizde var. Gıda, yemek yiyoruz, gıda artığı hepimizin dişinde oluyor. Bakteri, mikrop dediğimiz hepimizin dişinde var. Önemli olan bunların ne kadar süre birlikte zaman geçirdiği, çürük böyle oluşuyor, ne kadar uzun süre
vakit geçirirse bu üçlü, o zaman çürük oluşmaya başlıyor. Yani aslında ağız diş sağlığının sürdürülmesi bizim elimizde. Doğru hijyen alışkanlıkları, doğru bakım, doğru diyetle sağlıklı dişlere sahip olmak mümkün. Kesinlikle. Pekala, çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Başarılar diliyorum mesleğinizde. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz pedodonti uzmanı Doktor Gökşen İkikarakayalı'ydı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.